Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda ışığın yansıması konusuyla yine birlikteyiz. Işığın yansıması, yansıma kuralları ve soru çözümü, bursulukta çıkan soruların çözümüyle videomuza başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle yansıma, ışık ışınlarının madde üzerine çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma diyoruz arkadaşlar. Maddeler cinsine göre ışığı farklı oranda yansıtırlar. Bazıları az yansıtırken bazıları çok yansıtır. Karanlık bir ortamda cisimleri göremeyiz. Cisimleri görebilmemiz için ışık kaynağı yardımıyla aydınlatılmaları gerekir. Cisimleri görebilmemiz için yansıma ve soğurulma ile açıklanır arkadaşlar. Burada bir cismin görülebilmesi için cisimden yansıyan ışık ışınlarının gözümüze ulaşması gerekir. Bakın arkadaşlar, bardak ne olmuş arkadaşlar? Öncelikle bir ışık ışını, kaynağından çıkan bir ışık ışınıyla aydınlatılmış. Daha sonra ışık ışını bardağa çarpıp gözümüze ulaştığı için biz bu bardağı görmüş oluyoruz. Arkadaşlar, yansıma iki türlü oluyor. Işığın düzgün yansıma ve dağınık yansıma oluyor arkadaşlar. Maddeler ışığın yönünü ve doğrultusunu değiştirerek yansıtırlar. Maddelerin ışığı yansıtma miktarları parlaklığına göre değişir. Su yüzeyi, ayna, alüminyum folyo, çelik tencere, cilalı masa gibi yüzeylerde yansıma gerçekleşebileceği halde yüzeylerin yansıtma kalitesi farklıdır. En iyi yansıtma özelliği parlak olan cisim aynadır arkadaşlar. En iyi yansıma aynada görülür. Şurada gördüğünüz gibi net görüntü oluşur. Durgun suda, alüminyum folyoda, durgun çelik tencerede, cilalı masada düzgün yansıma gerçekleşir. Arkadaşlar, yansıma olayında yansıtıcı yüzey, gelen ışığın, yansıyan ışığın gelme açısı, yansıma açısı ve normal kavramlarına bakalım. Öncelikle yansıtıcı yüzey, ışığın yansımaya neden olan yüzeye yansıtıcı yüzey diyoruz arkadaşlar. Yüzeyin normali, ışığın yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan, arkadaşlar şu nokta, gelen ışının yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan 90 derecelik bir açı ile arkadaşlar çizilen hayali çizgiye normal diyoruz arkadaşlar. Gelen ışığın yüzeye çarpan ışın, bakın şurada ayna yüzeyine okta görüyorsunuz arkadaşlar çarpana gelen ışın. Yüzeye çarpıp geri dönen ışına yansıyan ışın, bakın arkadaşlar şuradaki oktan da anlarız yansıyan ışın. Gelme açısı gelen ışının normalle yaptığı açı. Şu açı arkadaşlar. Arkadaşlar, burada öğrenci en fazla hata yaptığı, hep aynayla yaptığı açıyı düşünüyor. Gelme açısı aynayla değil. Bakın tekrar ediyorum, aynayla değil, her zaman normalle yaptığı açıdır. Yansıyan ışın da aynı şekilde arkadaşlar. Yansıma açısı da ışığın normalle yaptığı açı. Yani şu açıdır arkadaşlar yansıma açısı. Öğrenciler her zaman aynayla yaptığı açıyı yanlış olarak düşünüp yanlış yapıyor. Yansıma ile ilgili arkadaşlar hemen bir soru çözelim. Aynaya gönderilen bir ışık ışının yansıması görülmektedir. Buna göre gelme ve yansıma açıları kaç numaralı rakamlardan olur? Arkadaşlar, bakıyoruz, gelen ışın, yansıyan ışın nereden anladık? Oklardan. Neydi? Normalle yaptığı açı. Yani şu açı kaç? 2 gelme açısı. Şu 3 yansıma açısı. 2 gelme açısı, 3 yansıma açısı. Hemen yazıyoruz. 2 ve 3. Arkadaşlar, yansıma kurallarıyla devam edelim. Gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. Arkadaşlar, ayna ışığı ne yapmaz? Geçirmez. Baktığımız zaman gelen ışın arka tarafa geçmiyor. Yansıyan ışın ve normal, üçü de aynı düzlemdedir. Bakın aynı düzlemde. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız, yansıma kuralımız. Arkadaşlar, gelme açısı. Bakın gelme açısı ne? Gelen ışının normalle yaptığı açı. Yani A açısı. Yansıyan ışın ne? Yansıyan ışının normalle yaptığı açı. Yani B açısı. Bakın bunlar her zaman birbirine eşittir. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. İkinci kuralımız da bu. Üçüncü kurala geçelim. Işık ışını aynaya normal üzerinden, yani dik bir şekilde gönderilirse kendi üzerinden geri yansır. Normal üzerinden, yani dik olarak gelen kendi üzerinden yansıyarak geri döner. Bu durumda gelme ve yansıma açısı sıfırdır arkadaşlar. Yine öğrenci burada gelme ve yansıma açısını aynayla yaptığı açı düşünerek 90 diyor.
Hayır, yanlış. Bakın tekrar ediyorum. Gelme ve yansıma açısı sıfırdır. Çünkü gelen ışın, yansıyan ışın normal üzerinde olduğu için biz gelme açısı normalle yaptığı açı sıfır. Yansıyan ışın yine normal üzerinde olduğu için normalle yaptığı açı sıfır olacaktır. Yansıma kuralları bütün yansımalar için geçerlidir. Şunu unutmuyoruz. Düzgün yansımada da, dağınık yansımada da yansıma kuralları geçerlidir. Öğrenciler dağınık yansımada yansıma kurallarının geçerli olmadığını düşünüp hep yanlış yapar. Örneklerle devam edelim. Arkadaşlar, neydi yansıma kuralları? Gelme açısı yansıma açısına eşitti. Bakın, gelme açısı 50 ise yansıma açısı da nedir? 50'dir. Yine bakıyoruz, hemen yüzeye dik bir normal çizdik. Gelen ışın, yansıyan ışın gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir. Yine şöyle bir normal çizdiğimizde arkadaşlar, gelme açısı yansıma açısına eşittir. 70-70 derecedir diyoruz. Arkadaşlar, 2019 PYBS sorusuyla devam edelim. Bir ışık ışınını düz aynaya şekildeki gibi gönderiliyor. Bakın, şekildeki gibi, bu gelen ışın, oktan anlıyoruz. Bu yansıyan ışın. Gelme açısı kaç dereceymiş? 30. O halde yansıma açısı kaç derecedir? 30. Gelen ışının normalle yaptığı açı 30 derece olduğuna göre ışık ışınının yansıma açısı kaç derecedir? Arkadaşlar, ikinci kuralımız da neydi? Gelme açısı eşittir yansıma açısı. O halde yansıma açımız da kaç derecedir? 30 derecedir. Bu 2019 bursluluk sorusu arkadaşlar. Hemen soruyla devam edelim. Şekildeki gösterildiği gibi yüzeye 60 derecelik açıyla yapan ışının yansıma açısı kaç derecedir? Arkadaşlar, öncelikle biz gelme açısını bulacağız. Normal yüzeye kaç dereceydi? 90 dereceydi. O halde biz gelme açısını nasıl buluruz? 90'dan 60'ı çıkarırsak kaç kalır? 30. Yani gelme açısı kaç oldu? 30 oldu. O halde yansıma açısı da ne olacaktır arkadaşlar? 30 olacaktır. Bize neyi soruyor? Yansıma açısını soruyor. Yansıma açısı da 30 derecedir. Hemen şöyle de gösterelim arkadaşlar, daha düzgün bir şekilde. Gelme açısı 30 derece, yansıma açısı 30 derece. Bu şekilde 90'dan 60 çıkarak 30 buluyoruz. Yansıma kurallarına gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için cevabımız 30 derece olur. Hemen ışığın yansımasını gösteren şekildeki boş kutucuklara uygun kavramları yazalım. Birinci kavram neydi? Gelen ışığın. Arkadaşlar, ikinci kavram yüzeyin normali. Tanımını yapalım gelen ışının. Yansımak üzere yüzeye doğru ilerleyen ışına gelen ışın. Yüzeyin normali neydi? Hemen ışığın yüzeye değdiği noktadan çizilen dik doğru. Üçüncüsü ne arkadaşlar? Yansıyan ışın tanımı neydi? Yüzeyden yansıyarak geldiği ortama geri dönen ışın. Dört numaralı da ne diyoruz? Yansıtıcı yüzey diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Örneklerle devam edelim. Al örneğinde gelme açısı kaç derece görüyoruz? 30. Yansıma açısı gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için 30. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı. Gelen ışının yüzeyle, yani şurayla kaç derece? 60. Yansıyan ışını da 60. İkinci şıkka baktığımızda, B şıkkına baktığımızda arkadaşlar, bu yüzeyle yaptığı açı. Toplamı 90 dereceydi. 90'dan 20'yi çıkarsak kaç çıkar? 70. O halde gelme açısı kaçtır? 70. Gelme açısı 70 ise yansıma açısı da 70. Gelen ışığın yüzeyle yaptığı açı, yani şu arkadaşlar, gelen ışının yüzeyle yaptığı açı kaç derece? 20 derece. Yansıyan ışının da 20 derecedir. C'ye baktığımızda gelme açısı 50, yansıma açısı da 50, birbirine eşit. Gelen ışının yüzeyle yaptığı açı toplam 90'dı. Kaç kalır burası? 40. O halde 40, yansıyan ışının yüzeyle yaptığı açı da 40'tır. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar, normalle yaptığı 90'dı. O halde burası kaç derece? 45. Gelme açısı yansıma açısına eşit olduğu için gelme açısı da 45'tir. Hemen yazalım. Gelme açısı 45, yansıma açısı 45. Yüzeyle yaptığı derecelerde 45, 45 olur. Düzlem aynaya şekildeki gibi gönderilen K ışık ışını ayna yüzeyinden aşağıdakilerden hangisi gibi yansır? Arkadaşlar, hemen bir çizelim, burada görelim. Geldi, ne yapıyoruz? Önce yüzeyin normale, yani aynaya dik bir normal çiziyoruz. Bakın, çizerken dikkat edelim. Tam dik olacak şekilde. Sonra arkadaşlar, gelme açısı da yansıma açısına eşit olacak. Bakın, normale uzaklığı bir birim, burada da bir birim oluyor. Eğer bunu bir birim bir birim şeklinde hesap edersek, bunun düz bir şekilde ne yapacağız? Açı ve birimler birbirine eşit olur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? 5 şıkkındaki gibi yansır.
Sorularla devam edelim. Uygun ışık ışınlar, yansıma kurallarına uygun olarak çizelim arkadaşlar. Hemen ne yapıyorduk? Yüzeye bir dik normal çiziyorduk. Dik normal çizdikten sonra arkadaşlar 2 birim, 2 birim. Bakın 2 birim, 2 birim. Ne olacak? Tam ortadan gelmiş, ortadan gidecek. Orada öyle de yapabiliriz. Şimdi yine normali nasıl çizeriz? Dik bir şekilde çizeriz arkadaşlar. Kaç birim? 2 birim. Aynı yerden sayıyorum. 2 birim. Düzgün mü? Düzgün. Tam ortadan gelmiş. Doğru. Şimdi arkadaşlar böyle gelmiş, böyle gitmişse nasıl çiziyoruz bunu? Normalini tam bu şekilde çiziyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Normalini nasıl çiziyoruz? Tam bu şekilde. Bakın. Tam ortadan gelmiş. Bakın 2 birim, 2 birim eşit. Şu birimler eşit. Öyle de bakın normalini nasıl çiziyoruz bunun? Tam bu şekilde. Bakın 2 birim, 2 birim aynı uzaklıkta eşit. Arkadaşlar bu şekilde geldi. Sonra ne olacak? Normal çizdim. Bu şekilde gidecek. Sonra bir daha normal çizdim. Bu şekilde gidecek. Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerekiyor çizgiler çizerken. Düzgün ve dağınık yansımayla devam ediyoruz. Maddelerin ışığı yansıtıcı yüzeyleri farklı özelliklere olabilir. Işığı yansıtan yüzeyler parlak ve pürüzsüz olabileceği gibi parlak olmayan ve pürüzlü de olabilir. Şekildeki resimlerde ayın su yüzeyinde oluşan iki farklı görüntüsü var arkadaşlar. Görüntünün birinde ayın net görüntüsü oluşurken diğerinde ay dalgalı görünmüş. Nedeni ne arkadaşlar? Çünkü düzgün yüzeyde düzgün yani düzgün suda düzgün görüntü, dalgalı suda dağınık görüntü oluşması. Dalgalanmanın olmadığı su yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olduğundan ışık, ışınları düzgün olarak yansır. Bu nedenle görüntü net. Yani düzgün yansımada görüntü net. Dalgalanmanın olduğu su yüzeyinde ise ayın görüntüsü arkadaşlar yüzeyin düzgün olmadığı için net değildir. Işık ışınları bu yüzeylerde dağınık olarak yansır. Düzgün yansıma bu şekilde arkadaşlar paralel gelen paralel yansıyor. Burada arkadaşlar paralel gelen ışın ışınları paralel yansımıyor. Yani dağınık bir şekilde yansıyor. Dağınık yansıma da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Düzgün ve pürüzsüz yüzeylerde bu şekilde düzgün yansıma olurken pürüzlü yüzeylerde bakın dağınık bir şekilde yansıma oluyor. Düzgün yansıma birbirine paralel gönderilen ışık ışınları yine birbirine paralel olacak şekilde yansır. Dağınık yansımada ışık ışınları farklı doğrultuda yansıyarak saçılır. Yansıyan ışıklar birbirine paralel değildir. Düzgün ve dağınık yansımada yansıma kurallarına göre gerçekleşir arkadaşlar. Her ikisinde de yansıma kuralı bakın gelen ışınla yansıyan ışın birbirine eşit, birbirine eşit. Bakın normaller gelen ışın yansıyan ışın açıları birbirine eşit görüyorsunuz. Yansıma kuralları hepsine geçerli. Arkadaşlar konuyu özetleyelim. Işığın yansıması, yansıma çeşitleri düzgün yansıma, dağınık yansıma. Düzgün yansımada düz ve pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşir. Cisimlerde aynı şekil ve büyüklükte net görüntü oluşur. Dağınık yansımaya baktığımızda düzgün olmayan veya pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Cisimler farklı şekil ve büyüklükte görülür, net görünmez. Yansıma kurallarına hemen bir tekrar edelim. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Normal doğrultusunda gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Yani 90 derece gelen kendi üzerinde geri yansır. Normal üzerinde gelen normal üzerinde yansır. Soruyla devam edelim. Tabloda bazı maddeler ışığı yansıtma durumlarına göre işaretlenmiş. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Birincisinde dağınıksa ayna düzgündür. Siliyorum. Buruşturmuş alüminyum olabilir. Ayna olamaz. Dalgalı su olabilir. İkinci ve üçte düzgün yansıma olacak. Arkadaşlar ayna metal tepsi buruşturulmuş da dağınık olacağı için cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar dik olarak yerleştirilmiş düzlem aynaya ışık ışınları şekildeki gibi gönderiliyor. Buna göre ışık ışınların aynadan yansıma açısı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar yansıma açısı kaç derecedir diyor. Öncelikle bir ne yapıyoruz? Normal çiziyoruz. Hemen gelme açısını buluyoruz. Aynayla değil normalleydi. Toplamı kaçtı arkadaşlar? 90'dan 30 çıkarırsak kaç kalır? 60. Gelme açısı 60 ise ne olacak? Yansıma açısı da 60 olacaktır. Bize yansıma açısı kaç derecedir diyor cevabımız C şıkkı olur. 60 derece. Düzgün ve dağınık yansımanın ortak özelliği kesişimini istemiş. Düzgün ve dağınık yansımanın özelliklerini yerleştirmek için yukarıdakilerden hangisi kullanılır? Yani her ikisinde de ortak olan nedir diyor. Soru işareti olan yer burası. Işık demeti maddi içerisinden geçer. Hayır yansır. Pürüzlü yüzeylerde gerçekleşir. Hayır düzgün yansıma
pürüzsüz yüzeylerde gerçekleşir. Işık ışınları büyük oranda soğurulur. Hayır, yansır. Yansıma sırasında gelme ve yansıma açısı eşit olur. Her ikisinde de yansıma kuralları geçerlidir. Gelme açısı yansıma açısına eşittir. Cevabımız D şıkkı. Bu yansıma türünde ışık ışınları diyor. Arkadaşlar, öğretmenin cümlesi aşağıdakilerden hangisini devam ettirilebilir? Paralel olarak yansıma yorar. Hayır, bakın, paralel olarak yansımamış. Dağınık yansımış. Yanlış. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansır. Doğru. Dağınık yansımada da yansıma kuralları geçerlidir. Düzgün yansıma yoramıştır. Hayır, dağınık. Etrafa saçılmadan, hayır, etrafa saçılmıştır. Cevabımız B şıkkı. Bir düzlem aynaya gönderilen aşağıdaki ışık ışınlarının hangisinde yansıma yanlış gösterilmiştir? Bakalım. Normal üzerinden gelmişse kendi üzerinden geri yansımıştır. Doğru. Gelme açısı 45, yansıma açısı 45. Doğru. Bakalım arkadaşlar, burada 50 ise burası nedir? 40'tır. Gelme açısı 40, yansıma açısı 40. Doğru. Bakıyoruz, gelme açısı 40, yansıma açısı 50 olmaz arkadaşlar. Ne olması lazım? 40 olması lazım. Hangisi yanlış? D şıkkı yanlış. Arkadaşlar, şekildeki yüzeyden kaç tanesinde dağınık yansıma gerçekleşir? Aynada düzgün, alüminyum folyoda düzgün, halıda dağınık. Bakıyoruz, yol, asfaltta dağınık. Kaç tanesinde dağınık? 2 tanesinde dağınık yansıma olur. Cevabımız B şıkkı. Fıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.